Her dönem egemenlerin aklını başından alan Doğu Kürdistan, egemen zihniyete inat ve karşısında duran inançlar ve halklar bahçesi gibidir. Bu zengin bahçenin en nadide renklerinden biri de yaresanlardır. Mana olarak yol arkadaşı anlamına gelen, yar ve hakikat arayışındaki yoldaşlığın felsefi birlikteliğidir yaresanlık. Yaresan'da kadının güçlü varlığı ve kadın ozanlık geleneği ilgi çekicidir. Goranice ve Lorice yazılı kelamlar ve ozanların saz eşliğinde söylediği kılamlar insanı yüzyılların büyülü yolculuğuna çıkarıyor. Reenkarnasyona, yani ruhun bedenden bedene göçüne inanılan yaresanlikte ilahi özün tecelli etmiş hali Şah Hüsnin annesi Celale Hanım'a Loristani bu geleneğin ilk kadın ozanıdır. Bunlar arasında çok sayıda kadın şair ve ozan vardır. Rıhan Hanım'a Loristani, Daya Tevreza Havrami, Daya Hezana Serketi, Riza Hanım, Celale Hanım'a Loristani, Pırnazlar Hatun'a Şirazi, Nergis Hanım'a Şehrazori, Hatun Dayraki Dezbar, Hatun Zerbaniya Dersiyani, Semen Hanım'a Devdani ve Mestura Kurdistani M.S. 10. yüzyıldan 19. yüzyıla değin yaşamış belli başlı isimler arasında yer almakta. Bunlar arasında Daya Tevreza Havrami, Serencam adlı kitapta şiirleri derlenmiş olan ilk kadın edebiyatçıdır. Beyitler şeklinde yazdığı şiirlerinde daha çok tanrı sevgisi vardır. 11. yüzyılda yaşayan Rıhan Hanım'a Loristani'de Kürt edebiyatçısı Şah Haşin'in etkisinde kalarak şiirler yazmıştır. Darbuka çalmakta usta olan Rıhan Hanım, halk divanlarında darbuka çalıp şiirler okurmuş. 1804'te Sine'de dünya gelen Mestura Kurdistani, yazdıkları ve yaşamıyla birçok sanatçı ve araştırmacıya da konu olmuştur. Hüsrev Han'la evlenen Mestura Han, divanlarda türkülerini karşılıklı okumuştur.